Kadınlar 2023 yılında da Türkiye'de sayısız hak ihlaline maruz bırakıldı. Öldürüldüler, cinsel saldırıya ve şiddete maruz bırakıldılar. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun verilerine göre 2024 yılında Türkiye'de en az 300 kadın öldürüldü. 241 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. 2022 yılında da 334 kadın erkekler tarafından katledilmiş, 245 kadın da ölü bulunmuştu. Bir gecede tek taraflı şekilde feshedilen İstanbul Sözleşmesi'nin iptalinden sonra Türkiye'de kadın cinayetleri de, kadına yönelik şiddet de azalmadı. Emine Bulut! Burada! Ceren Damar! Burada! Kadın eylemlerine yapılan müdahaleler son bulmadı. Eril siyasetin dili asla düzelmedi. Kadınlar bu yılda da hukuk ve yaşam mücadelesi verdi. Al burada, kal. Öldürülen kadınların çantalarından koruma kararları çıkarken zaman zaman kasıtlı olarak gündeme getirilen nafaka konusu bu yılda tekrar tartışma konusu oldu. Sevinç, Yeşim, Melek, Ayyüce, Hindirin, Hacer, Zeynep ve daha niceleri. Yıl sonunda birer rakam olarak istatistiklere geçirilen kadınların her biri ayrı bir yaşamın değerli bir parçasıydı. Burcu Ayda, 2023 yılında katledilen kadınlardan sadece biriydi. Mustafa Ali Ayda, hakkındaki 2 aylık uzaklaştırma kararının bitişinden 11 gün sonra 4 çocuk annesi Burcu'yu göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Burcu'nun ailesi, Burcu ve katledilen tüm kadınlar için adalet arıyor. Havva Taşkın da bu yıl erkek şiddeti nedeniyle katledilerek aramızdan ayrıldı. Havva, Havva'nın annesi, babası ve anneannesi Havva'nın eskiden evli olduğu erkek Mert Muharrem Taşkın tarafından pompalı tüfekle katledildi. Her geçen gün kadınların cinayet haberleriyle uyandığımız Türkiye'de kadınların maruz bırakıldıkları şiddetin yanı sıra verdikleri hukuk mücadelesi de alınan iyi hal ve indirim kararlarıyla ciddi bir şekilde etkilenmeye devam ediyor. Kadın cinayeti davalarında verilen takipsizlik ve cezada indirim kararlarıyla karşılaştığımız bu süreçte kadınlar şiddete maruz kaldıklarında adalete olan inançlarını yitirdikleri için hukuki yollara başvurmaktan çekiniyorlar. İşte kadın cinayeti davalarında indirim yapılan bazı dosyaların sonuçları. Ayşe Tuğba Arslan'ın katili Yalçın Özalpay'a mahkeme haksız tahrik indirimi verdi. Gizem Can Bulut'un katili Eren Yıldız ise iyi hal indirimi aldı. Sibel Köksal'ın katili İbrahim Köksal'ın cezasında da haksız tahrik indirimine gidildi. Peki ya takipsizlik kararları? Tülay Erşahin Yaşar. Pendik'te yaşayan 30 yaşındaki Tülay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde evli olduğu erkek Murat Yaşar tarafından bıçaklanarak katledildi. Tülay öldürülmeden önce Murat Yaşar hakkında şikayetçi olmuş ve uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ancak Tülay'ın açmaya çalıştığı darp soruşturması 8 Mart'ta öldürüldüğü günde takipsizlikle sonuçlanmıştı. Benim müvekkilim Tülay Erşahin maalesef planlı bir şekilde cinayet kurbanı oldu. Üstelik de Emekçi Kadınlar Günü'nde 8 Mart'ta cinayete kurban gitti. Kadınlar tüm bu ihlal ve cinayetler karşısında eylemlerini, protestolarını durdurdular mı? Elbette hayır. 8 Mart 2023'te Türkiye genelinde kadınlar sokaklara çıktı. Münferit değil erkek şiddeti sloganlarını atan kadınlar katledilen kız kardeşleri için bir kez daha eylemdeydiler. ...25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nde de kadınlar maruz bırakıldıkları şiddete tepki göstermek için sokaklardaydı. Bu sefer kadınlar bir kişi daha eksilmeyeceğiz diye bağırdılar. İtaat yok, isyan var, itaat yok, isyan var. Türkiye'yi imzaladığı kararnameyle 20 Mart 2021'de İstanbul Sözleşmesi'nden çıkartan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bir genelge yayınladı. Genelgede şiddet önleme ve izleme merkezi kapasitesi genişletilmesine ve şiddete sıfır tolerans anlayışı ile tedbirler alınmaya devam edileceği belirtildi.
Ancak sözleşmeden çekilen günden bu yana ne şiddet ne de cinayetler azaldı. Kadın cinayetleri ve şüpheli ölümlerin sayısı gitgide artarken bu sefer de genel seçimlerde İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik bir pazarlık başladı. Meclise giren partilerden biri olmayı hedefleyen ve kadınlara yönelik söylemleriyle tepki toplayan Hüdapar ile Cumhur İttifakı birleşti. Seçim sonuçlarına göre eşitliği savunmadığını açıkça dile getiren Hüdapar'ın milletvekilleri artık meclisteydi. Öte yandan Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla ilgili kararı hukuka uygun buldu. Böylelikle Türkiye resmen sözleşmeden çekilmiş oldu. Bununla da kalmadı. Her ay onlarca kadının katledildiği Türkiye'de nafaka tartışmaları tekrardan alevlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadına karşı şiddeti önlemek kararlılığından bahsederken, kadınlara karşı ekonomik şiddet anlamına gelen nafaka hakkını sınırlandırmanın adil olacağını söyledi. Yeniden Refah Partisi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne nafaka süresinin 5 yıl ile sınırlandırılması yönünde teklif sundu. Kadın mücadelesi güçlenerek artmaya devam etse de Türkiye 2023 yılında da kadınlar için tehlikeli bir ülke olma pozisyonunda kaldı. Türkiye, kadın güvenliği konusunda 177 ülke arasında 99. sırada yer aldı. Mevcut tüm engellemelere rağmen kadınlar 2023'te de kadın hakları mücadelesini yükseltti. Yılın belirli zamanlarında olumlu haberlerin gelmesi de bu mücadeleye güç verdi. 2024 Paris Olimpiyatları elemelerinde oynadığı 7 maçı da kazanan Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı 2023 Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Takım sporda ilerlemek isteyen kız çocuklarına ilham oldu. Ayrıca Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği'nin kapatılmasına dair açılan dava da reddedildi. 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinin sonuçlarına göre bu yıl 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 121 kadın milletvekili girdi. Öte yandan Türkiye çocuklar içinde güvensiz bir ülke olma halini bu yılda korudu. Çocuklara yönelik şiddet ve istismar geçmişten bugüne her dönem Türkiye'nin gerçeklerinden biri oldu. Aile içi istismar büyük bir toplumsal sorun olarak karşımıza çıkmaya devam etti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı verilere göre 2022 yılında yaklaşık 32 bin çocuk istismar edildi. 2021 yılında ise 117'si 15 yaşından küçük olmak üzere 7 bin kız çocuğu doğum yaptı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre de Türkiye'de her 100 çocuktan 8'i cinsel istismara maruz bırakılıyor. Türkiye'de çocuklara yönelik istismar artmasına rağmen faillere verilen cezalar genellikle caydırıcı olarak nitelendirilmiyor. Çocuk haklarının uygulanmaması ve nitelikli cinsel istismar ile çocuk ihmali gibi sorunlar bu yılda yaşanmaya devam etti. Bu kadar adaletli olduğunu bilmiyorduk. Biz adaletimizi de hakkımızı helal etmiyoruz. Kız kardeşimin de hakkını helal etmiyoruz. O kadar beyan var, sıcak sıcağına alan ifadeler var, kızın beyanları var. Yani buna rağmen HTS kayıtları var, çelişki ifadeleri var. Buna rağmen beraat edildi. 11 yaşındaki Esra, Türkiye'de istismara maruz bırakılan çocuklardan sadece biri. Esra, 3 kişi tarafından nitelikli cinsel istismara maruz bırakıldı. Ve sanıkların 8 ay sonra tahliye olmasıyla Esra intihara sürüklendi. Kısa sürede tahliye edilen sanıkların avukatının ise AKP Hakkari İl Başkanı olduğu ortaya çıktı. Öte yandan 2023 yılının ilk günlerinde İsmail Ağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızı HKG'yi müridi Kadir İstekli ile zorla evlendirmesi kamuoyunun gündemine oturdu. Söz konusu olay, tarikat ve yurtlarda yaşanan cinsel istismar, taciz ve tecavüz vakalarını tekrar Türkiye'nin gündemine taşıdı. Çocuklara yönelik tüm bu hak ihlalleri yaşanırken Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan tepki çeken bir açıklama daha geldi. Diyanet yaptığı bir açıklamada dinimizde kimsesiz çocukların gözetilmesi tavsiye edilmiş olup doğrudan evlatlık müessesesi kabul edilmemiştir. Buna göre evlat edinenle evlatlık arasında bir evlenme engeli yoktur ifadelerini kullandı.
8 ve 14 yaşındaki kız çocuk. Ayrıca yılın en ses getiren eylemlerinden biri de Urfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yapıldı. Ensar Vakfı'ndaki 45 çocuğa istismardan hakkında soruşturma açılan isimlerden biri olan Asım Sultanoğlu'nun Urfa'ya İl Milli Eğitim Müdürü atanmasına tepki gösteren öğretmen Emine Gizem Çetiner, Urfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde tek başına günlerce eylem yaptı. Kaygıyla endişeli girmesiyle nefes alınca. Türkiye'de kadın ve çocuk hakları bu yılda hak ihlalleriyle birlikte anıldı. Katledilen kadınlar, istismara maruz bırakılan çocuklar ve şiddet sarmalının sürekli hayatın içerisinde olduğu bu süreçte sivil toplum kuruluşları şiddetsiz bir yaşam için mücadele vermeye devam etti, ediyor. Kadınların ve çocukların yaşam haklarını savunan yurttaşlar ve sivil toplum örgütleri 2024'ün Türkiye'deki kadın ve çocuklar için hak ihlallerinin yaşanmadığı bir yıl olması için mücadelelerini sürdürecekler.